Balıkçıların av için denize attıkları metrelerce uzunluktaki ağlar pervanelere ve kayalıklara takılarak, fırtınada sürüklenerek veya çeşitli sebeplerle koparak denizin derinliklerinde başıboş olarak kalmakta. Antalya Büyükşehir Belediyesi denizdeki hayalet ağları engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da balıkçı barınaklarındaki sektör temsilcilerine, balıkçılarımıza birer eğitim olarak hayalet ağlarının ekolojiye olan, ekosistem olan etkileri anlatılmıştır tarafımızca. Ve bunun dışında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında belediyemize kazandırdığımız bir adet sualtı drone ile sürekli denizlerimizde hayalet ağ arayışını sürdürmekteyiz. Ayrıca balıkçıların avdan döndükten sonra elinde kalan zarar gören ağları atması için "Ağları buraya atın, denizleri ağlatmayın" sloganıyla Alanya, Finike, Aksu Çayı ve Antalya Balıkçı Barınağı'na atık ağ toplama konteynerleri yerleştirildi. En azından böyle çöp konteynerlerimizin gelmesiyle yani en azından atacak yerlerimiz daha net oldu. İsterim ki hani buradaki balıkçı bu konuda daha da bilgilensin. Yani denize atılan, bırakın hayalet misin avı, bir ızmaritin bile çok zararı var deniz üzerinde yani. Hayalet ağların zararları konusunda belediye olarak su altı belgeseli çektik ve değişik sosyal platformlarda bunu halkımızın bilgisine sunduk. Bu konteynerlerde biriken atık ağlar geri dönüştürülerek atık ağ kapanı olarak kullanılacak. Buradan çıkan hayalet ağları biz belediyemizce 2021 yılı başında Arap Suyu 1 ve Arap Suyu 2 devlerine yaptırdığımız yüzey suyu kapanlarında atık ağ kapanı olarak kullanacağız. Ve bu hayalet ağlarını geri dönüşümünde kullanarak balıkçılarımızın kullanabileceği şamandıra ve benzeri materyallere dönüştüreceğiz. Antalya için çalışıyoruz.